Hayat şu kainatın en ehemmiyetli gayesi. Şimdi üstad diyor ki kainattan süzülmüş bir hakikattir hayat. Şimdi bu tefekkürü şöyle yapacak olursak hani kainat ağacı şimdiki bilinen şekliyle en azından kabul edilen şekliyle bir büyük patlama oldu. İşte fotonlar oldu. Ondan sonra gaz toz bulutlar oldu. Ondan sonra işte gezegenler, yıldızlar oldu. Galaksiler oluştu. Ve bu yeryüzü denen gezegen dünyaya geldi ki su hani ab hayat dediğimiz su ta işte dünyanın oluşumundan çok zaman önce vücuda geldi ve dünyada da ilk oluşunda suyun çok temel bir hakikat olduğu ifade ediliyor. Ondan sonra da yeryüzünde canlılık vücuda geldi diye bir şey ifade ediliyor. Aslında burada şimdi kainattan hayatın süzülmüş olması şu manada herhalde anlaşılmalı. Aslında kainatta tümünde hayat var. Süzülmek bu anlama geliyor. Hayat darlık var. Zaten inned darel ahirete lehiyel hayvan hakikatinde de şu anlaşılıyor ki buradaki zerrat vazifesini yaptıktan sonra o hayat mertebesine zaten yükselmiş olarak ahiret yurduna gidecekler ve orada bütün ahiret yurdunun her tarafında bunlar hayata mazhar olarak bulunacaklar. Dolayısıyla bu hayat hakikati kainatın tamamında var. Bu noktadan bakıldığında kainatın aslında var olmasının en önemli gayesi nasıl ortaya çıkacak dediğimizde burada hayat çok merkezi ve önemli bir rol oynuyor. Ve hem en büyük neticesi. Şimdi bir düşünelim, bu kainat yaratıldı, bütün bu düzen devam ediyor ama hayat ortaya çıkmamış. Hayat ortaya çıkmayınca insan zuhura gelmemiş. Yani bütün o hani Darwin şu bu hepsinin o teorileri de aynı şey üzerinden gidiyor ya. Yani neticede hepsi şunu kabul ediyorlar ki bu alemde hayatın ve nihayetinde de o hayat hakikatiyle insanın yeryüzüne gelmesi bu kainatı anlamlı kılıyor. Bir de en önemlisi insan zuhura gelmediğinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ve bütün peygamberlerin ve müminlerin dünyada var olmadığını düşündüğümüzde aslında bu kainat anlamını yitirmiş oluyor. Yani şöyle düşünelim, bir ağaç var, bu ağaç en nihayetinde diyelim elma ağacı, armut ağacı olsun. Bu ağacın en önemli sonucu nedir? O verdiği meyve. Zaten daha çok ağaçlar meyvesiyle anılıyorlar. Şimdi bu kainat ağacının en önemli meyvesi hayattır dememiz bu kainatın tanımlanmasında yanlış bir yaklaşım olmaz. Dolayısıyla bütün bu sistem hayatı netice vermek üzere ilk patlama olduysa bunun için oldu, gaz toz bulutlar olduysa bunun için oldu, yıldızlar, gezegenler, galaksiler oluştuysa bunun için oluştu. Şimdi eski felsefede dünya kainatın merkezi kabul ediliyordu. İşte fiziki merkezi gibi düşünülüyordu. Sonradan dendi ki aslında eskiden düşünüldüğü gibi dünya kainatın merkezi değilmiş. Aslında Samanyolu galaksisinin ucunda böyle küçücük kıyıda köşede bir gezegenmiş. Ama mana itibariyle bakıldığında da şu gözüküyor ki hala mana boyutuyla dünya kainatın merkezinde olmayı koruyor. Çünkü galaksiyi düşünen, onları sorgulayan, ondan sonra başka galaksilerin varlığıyla ilgili çabalar içine giren, efendim işte James Webb bilmem Euclid gibi teleskoplar gönderip büyük patlamadan sonra ne oldu bunları merak eden topluluk şu an için bildiğimiz kadarıyla dünyada var. Henüz başka gezegenlerde var mı yok mu daha bundan haberimiz yok.